İngiliz Challenger 2 tankları Ukrayna'da ve savaşa girmeye hazır. Ukrayna'dan İngiltere'ye çok teşekkürler. 14 Challenger tankı Ukrayna'ya gönderildi. İngiltere Savunma Bakanı Ukrayna'nın yakın gelecekte saldırıya geçip geçmeyeceği ile ilgili spekülasyon yapamayacağını belirtti. Ama sanırım Ukrayna'nın Rus güçleri püskürtme sürecine başlamaya istekli olduğu sır değil. Rus güçleri neredeyse hiç ilerleme sağlamıyor. Almanya'da 18 adet gelişmiş Leopard 2 tankını Ukrayna'ya verdiğini teyit etti. Kanada ve Norveç'te bazı Leopard tanklarını gönderdi. Avrupalı komutanlar bunun dengeyi Ukrayna güçleri lehine çevirebileceğini belirtiyor. Bir çeşit asker tsunamisiyle karşı karşıyalar. Cepheyi tutuyorlar. Leopard gibi daha iyi tankları savaşa katabildiklerinde karşı saldırıya geçebilecekler. Askeri uzmanlar Ukrayna'nın şimdilerde çok sayıda Batı tankına sahip olduğunu tahmin ediyor. Peki bu Rus savunmalarını geçmek için yeterli mi? Şu anda muhtemelen yeterli değil ama yine de önemli. Bir ya da iki tabur lider olabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, güçlerinin saldırıya geçmeden önce daha fazla Batı silahına sahip olması gerektiğini söyledi. Soru şu, Ukrayna Batı silahlarını Rus hatlarını yarmak için etkili şekilde kullanabilecek mi? Bu sadece tanklarla ilgili değil. Bu zırhlı piyade savaş araçları ile ilgili. Ukrayna'ya bunlardan çok fazla gelecek anladığım kadarıyla. Yani tanklara eşlik edecekler. Bu ayrıca toplarla mühimmatları ile ilgili. Yeni top parçaları da geliyor. Amaç kombine bir silahlı zafer elde etmekse, olay bu hedefe ulaşmak için eldeki imkanların nasıl bir araya getirileceği ile ilgili. Alandaki koşullar değişiyor. Bahar donmuş alanları bataklığa dönüştürecek. Bu sadece hareketleri ve manevraları daha zorlaştıracak. Batılı ülkeler daha fazla tank ve ağır silah taahhüdünde bulundu. Slovakya ve Polonya, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçağı gönderiyor. Bu arada Rusya da cephane üretimini arttırıyor. İngiliz istihbaratı, Moskova'nın 400 bin kişiyi daha askere alabileceğini kaydediyor. Alparslan Esmer, Washington.